Sevgili izleyenler, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 2018 yılı istişare toplantısı Alanya'da Ziraat Tarım Market işbirliği ile yapılıyor. Tarım Aktüel'de yine çok keyifli sohbetlere şahitlik edeceksiniz. Şimdi toplantılar başlıyor. Biz de sizler için onları çekeceğiz ve röportajlarımızı yapmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın. Efendim, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Aziz Polat, veteriner hekimim. Diyarbakır ili Ergani ilçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı yapıyorum. Bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Süt Üreticileri ve Ziraat Tarım Market işbirliğinde bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda neler konuşuldu, biraz sizden değerlendirme alalım istiyorum. Toplantında ağırlık bu tarım, Ziraat Tarım Market bayilikleriyle ilgiliydi. Onun dışında bizim Süt Üreticileri Birliği'nin sorunları, sıkıntıları ve yazılımları hakkında bilgi veriliyor. Tabii bizim başta gelen Süt Üreticileri Birliği'miz, birliklerimizin en büyük sıkıntısı ferdi olarak başvuru yapılabilmesine olanak sağlanması. Bunun yani buzağı desteğini üyelerimiz dışında ferdi olarak direkt tarım ilçe müdürlüklerine başvurma hakkının tanınması bizim üyelerimizin gitmesi anlamına geliyor. Ben de eski ilçe tarım müdürüyüm. Bunun altyapısı zaten birliklerde var ve bunun takibi çok daha kolay yapılıyordu. Şimdi böyle olmasıyla hem ilçe tarım müdürlüklerinin iş yükü artmış oluyor, hem de bunun takibinde bir problem çıkmış oluyor ki birçok ilçede çiftçilerimizin girişlerinin yapılmaması sebebiyle bu desteklerden mahrum kaldılar. Bunun birlikler vasıtasıyla yapılmasında öyle bir sıkıntı yaşanmıyordu çünkü takibi daha kolaydı. Orada da çiftçiye şöyle bir cevap veriliyor girişleri yapılmayan çiftçilere. Çiftçi kendi girişini takip etmekle yükümlüdür şeklinde. Çiftçi zaten bunun takibini yapmak yapacak durumda değil yani. Gözden kaçtığı zaman da sonuçta mağduriyetler doğuyor. Bunun dışında Ziraat Tarım Market'in bayiliğiyle birçok tarım alet ve makinelerde direkt kendi üyelerimize ve diğer üyelerimiz olmayan çiftçilere de satış yapma imkanı sunulmuş oluyor. Bu da bizler için ayrı bir gelir kaynağı demektir. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz? Ben Balıkesir, Havran, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç Süt Üreticileri Birlik Başkanı Osman Kobak. 4 yıldır bu görevi sürdürmekteyiz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını burada 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bu toplantıya katıldık. Buradan aldığımız güzel bilgileri üreticilerimize, çiftçilerimize güzel haberler bekliyoruz. Toplantıdan verimli olmasını bekliyoruz. Ve çiftçilerimize güzel şeyler götürmek istiyoruz yani. Güzel bilgiler. Peki toplantılarda neler konuşuldu? Üçüncü oturum olacak. Birinci ve ikinci oturum gerçekleştirildi. Değerlendirmeler alalım isterseniz sizden biraz. Efendim biz Sayın Tevfik Başkanımız konularımızı, sorunlarımızı söyledi toplantıda, birinci toplantıda. İkinci toplantıda Ziraat Tanıtım Market'in tanıtımı yapıldı. Bu üçüncü toplantının da aynı şekilde devam edeceğini biliyoruz. Ve yapılan çalışmalardan memnunuz yani. Efendim, Tarım Aktüel'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Ali Kılınç. Kılıç Makine Tarım Nakliyat Limited'in müdürüyüm. Tarım aletleri sektöründe
çalışıyoruz. Remork yapıyoruz. Su tankeri yapıyoruz. Bu kadar yani. Peki bugün toplantılar gerçekleştirildi. Değerlendirme alalım istiyoruz. Sizden neler düşünüyorsunuz? Ya yani Sürt Üreticileri Birliği ile alakalı eksikler, ondan sonra tarım makinelerinin eksikleri, yapılması gerekenler, bence olumlu bir çalışma oldu. Bilemiyorum yani, arkadaşlar da benim anladığım kadarıyla memnunlar. Faydalı olacağını düşünüyorum. Ziraat Tarım Market hakkında neler söylemek istersiniz? Yaptıkları uygulamaları az evvel ikinci oturumda anlattılar. Neler düşünüyorsunuz uygulamalar hakkında? Valla Ziraat Tarım Market'in yaptıkları bence çok olumlu. Önü açık. Hem ülke ekonomisi hem ziraatçılar açısından çalışma düzeni. Ya girişimcilik diyelim işin özü. Valla Mahmet'i biz beğeniyoruz bu konuda. Yani şahsen siz yapabilir misiniz deseniz yapamayız. Başarılı bence. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 2018 yılı istişare toplantısı Ziraat Tarım Market İşbirliği ile yapılıyor. Birinci ve ikinci oturum gerçekleştirildi. Üçüncü oturuma az bir zaman kala Tarım Aktüel'de konuklarımızla keyifli röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili izleyenler, efendim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Karaş Tarım yetkilisiyim. Karaş Tarım Yapı Malzemeleri İnşaat yetkilisiyim. Tarım makine imalat işleriyle uğraşıyorum. Sene 1974'ten beri bu işlerle uğraşıyoruz. Peki, çok uzun süredir bu işlerle uğraşıyorsunuz. Belli ki biraz değerlendirmede bulunmak istersiniz. Belki tarım ve hayvancılık hakkında, süt hakkında bir şeyler söylemek istersiniz diye düşündüm. Şimdi söylemek istediğimiz şeyler, yani süt birliği olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Çiftçinin sütleri ucuz alınıyor. Maliyetleri yüksek. Öyle olunca yani bunların yetkililer tarafından yani bir gözden geçirilmesini isteriz. Peki Ziraat Tarım Market hakkında ve uygulamaları hakkında neler söylemek istersiniz efendim? Çok başarılı görüyorum. Beklenmedik şeylere, daha güzel şeylere ulaşmaya çalışıyor arkadaşımız. Başarılı yani. Hangi uygulamalarını daha çok beğenirsiniz? Pazarlama. Daha çok? Pazarlama. Kardeşimiz pazarlama işleriyle uğraşıyor Muhammed. Gerçekten Ziraat Tarım olarak yeni bir şey, pazarlama konusunda beğeniyoruz yani. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 2018 yılı istişare toplantısı Ziraat Tarım Market İşbirliği ile yapılıyor. Birinci ve ikinci oturum gerçekleştirildi. Bundan sonra da oturumlar devam edecek. Tarım Aktüel tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda konuğumuz var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Nesim Mirlan, soyadım Karabukayev. Ben kendim Kırgızistan'dan geldim buraya. Benim için bu ilk defa Ziraat Tarım Market'e katıştığım oldu. Çok beğendim. Çünkü Orta Asya'da bu gibi şeyler yoktu. Biz öğreniyoruz nasıl olur. Ben gördüğüm gibi... ülke insanları gelip burada konuşup beraber ne problemleri var, nasıl bir meseleleri beraber çözebiliriz diye öğrendiği çok önemli ve Ziraat Tarım Market için çok iyi bir şey. Müthiş. Peki bundan sonra da bu toplantılara katılmayı düşünüyor musunuz? Aynen, biz bu toplantıya katışacağız ve biz düşündüğüm Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Orta Asya'dan buraya getirip bizim insanları, çünkü çok şey öğrenebiliriz. İşte olacak inşallah. İnşallah diyelim. Bugün buraya kaç kişi geldiniz? İki kişi geldik şimdiden, çünkü bu ilk defa. Biz bir bakıp, öğrenip sonradan Kırgızistan'da söyleyeceğiz nasıl oldu Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'da. Peki Ziraat Tarım Market'in uygulamalarını nasıl buluyorsun? Uygulamaları çok iyi. Türkiye kendisi Ziraat Market'in dünyadaki bir lider olarak şimdi Türk
cumhuriyetlerine bir örnek olur. Ve o biz Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'nin arasında bir çok bir ilişki yapmak istiyoruz. Çünkü biz çok bir şey öğrenebiliriz Türkiye'den. Traktör olur mu, teknolojik katarı çok bir şey Türkiye'den alabiliriz. Ben sizin öncelikle isminizi soyadınızı almak istiyorum. Sizi biraz tanıyalım mı? Benim isimim Aynur Akarabokayeva. Kırgızistan Sosyal Ekonomik Vakfı'nı temsil ediyorum. Da eşimle. Peki, toplantılar gerçekleşiyor. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Yani çok güzel bir düzeyde her şey geçiyor. Yani düşüncelerim bu şeyi bir Kırgızistan'a da yani çiftlikte ziraatta olan Türkiye'de olan şeyleri tecrübe edinmek Kırgızistan'da da kullanabilmek adına tecrübelenmek açısından. Türkiye'deki tarım ve hayvancılığı nasıl buldunuz? Geldiniz ilk defa mı geldiniz bu arada? Evet ilk defa geliyorum. Yani tarımcılık bayağı ileri bir düzeyde ama çiftçilik açısından bildiğim kadarıyla bilmiyorum yani etin bayağı çok pahalı olduğundan söyleyebiliriz mesela. Dedense bence çok potansiyeli varken Türkiye'nin hem otomatik olarak her şey üretme, hayvanları yetiştirme gibisinden çok böyle şekilde getirebilecekleri düzeyde olabilir ama nedense yurt dışından çok geliyor et Türkiye'ye. Oysa ki Türkiye'nin potansiyeli çok yani kendileri yetiştirmeye ve öylece etin belki fiyatını düşürmeye diye düşünüyorum yani bu konuda öyle düşüncelerim var. Efendim öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben İhsan Tohumcu, Erzurum ili Tortum ilçesi Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Süt Üreticiler Birliği Başkanıyım. Öncelikle bugünkü toplantı hakkında bir değerlendirme rica edeceğiz biz sizden. Nasıl gelişti? Neler konuşuldu? Vallahi öncelikle bu toplantıyı düzenleyen, tertipleyen her kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Süt birlikleri adına çok gayet doğal güzel bir toplantı olmuştur. Ayrıca Ziraat Tarım Market'e de çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bilgilendirmelerde bulundu. Makine ekipmanları konusunda bayağı rahatsızlık duyduğumuz şeyler vardı. Bunlar açığa kavuşturdu. Muhammed Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Peki Ziraat Tarım Market'in uygulamaları hakkında neler söylemek istersiniz? Nasıl buluyorsunuz? Hangi uygulamaları daha iyidir? Ya birçok bayilik olması bir avantaj. Artı bankasıyla anlaşması, protokol imzalaması ve buna binaen çiftçimize daha ucuz hizmette makine ekipmanı vermesi bunlar avantajlı bir şey. Yine bunlar için teşekkür ederim Muhammed Bey'e. Gayet çalışmalarını beğeniyorum ben. Efendim Tarım Aktüel'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Konya Sarıyönü Gözlü Mahallesi'nden Sarıyönü Süt Birliği yönetimindeyim. Aynı zamanda Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Toplantıya geldik tarım marketiyle işte normal toplantıyla. Geldik burada bulunduk. Dün toplantımıza katıldık. Sayın Genel Müdürümüzü dinledik. Ama hiç bizi mutlu edecek sonuçlar elde edemedik. Neden derseniz ben hem hayvan yetiştiricisiyim, aynı zamanda sulu tarım yapıyorum, kuru tarım yapıyorum. Bir şeyine çok takıldım mesela. Dedi ki mısırdan ve soya fasulyesinden yemler yükseldi. Ben mısırı 85 kuruşa verdim bu yıl. Geçen yıl da zaten 85 kuruşa verdik mısırı. Yani yükselen mısır fiyatlarından yemin yükselmesi öyle bir mantık yok. Benim ona mantığım sığmadı. Başlı başınca eğer o sorunsa sorun değil.
Şeye gelince, organizeye gelince çok güzel bir organize. Birlik başkanlarının, ondan sonra kooperatif başkanlarının böyle bir yılda toplanıp güzelce istişare etmesi güzel bir şey bence. Efendim sizi de biraz tanıyabilir miyiz? Ben Yahya Akbaş, Konya Kadranı Süt Üreticiler Birlik Başkanıyım. İşte Merkez Üst Belediye'mizin yapmış olduğu bu güzel organizasyona bize davet ettiler. Güzel bir organizasyon. Fakat istediğimiz verimi alabildik mi derseniz şu anda ben ikinci gündeyiz. Alamadık. Dolayısıyla da dün genel müdürümüzün açıklamasını dinledim. Dedi ki 2021'de ben şahs adıma sözünü veriyorum. İthal işi bitecek dedi. Peki güzel olay. Bunun sözünü de vermek şu andan itibaren güzel bir olay ama acaba o zaman da üretici kalabilecek mi? Bunu yargılamamız lazım. Dolayısıyla da laftan ziyade köklü bir tarım hayvansa reform yapması gerektiğini şahs adıma düşünüyorum. Olur mu reform bundan sonra, neler olur? Temennimiz o şekilde ama şu anda gelmiş olduğum noktada aşağı yukarı süt sektöründe, et sektöründe 20 senedir içerisindeyim. Üretiyorum, besliyorum. Fakat şu ana kadar bir reform yapıldığını, düzenini zannetmiyorum. Olmadı bu zamana kadar. Sadece olaylar günü kurtarmak oldu, yılı kurtarmak adına oldu. Dolayısıyla da ben şahs adıma düşünmüyorum düzeleceğini. Efendim öncelikle Tarım Aktüel'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz biraz? Konya Ilgın Süt Üreticiler Birlik Başkanı Serdal Ünal. Sizi de tanıyalım. İzmir Ekofarm firması yetkilisiyim. Tolga Adışan. Şimdi öncelikle burada olan toplantıyı biraz değerlendirelim istiyorum. Neler düşünüyorsunuz? İçeride neler konuşuldu? Bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. İçerideki toplantının beklentimiz çok iyi olması, bakanlıktan gelen ve genel merkezden gelen yetkililerin açıklamalarda bulunması, tarım marketin bunu düzenlemiş olması, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bunun sonucunu da çok güzel şeylere yormak istiyoruz ama bizim büyük sıkıntılarımız var. Biz sütün ileriye yönelik yüksek rakamlar olmasını istemiyoruz. Çünkü bunu sütü tüketen kişilerin daha rahat, daha kolay tüketmesini istiyoruz. Biz girdilerimizin düşürülmesini istiyoruz. Şu anda dolar, euro aşağıya inmekteyken yemimiz, diğer girdilerimiz hala yükselmekte. 40 lira olan yemimiz şu anda 85 lira. 85 liradan 5 lira kadar bir düşüşle 80 liraya indirildi. Ama normalde şu anda 50 lira civarlarına inmesi gerekiyor. Vatandaş bunun beklentisinde. Peki sizlerden de biraz değerlendirme alalım efendim. Nasıl gidiyor toplantılar? Valla toplantımız gayet güzel gidiyor. Merkez Birliği Başkanımızın dediği gibi bu istişareler önemli. Türkiye'de ki süt sorunu aslında burada masaya yatırılıyor. Burada bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Tüm başkanlarımızın ayrı ayrı fikirleri var. İnşallah ki önümüzdeki dönem süt çok daha iyi olacak Türkiye'de. Sütün değeri anlaşılacak. Önemli olan o. Önemli olan süt ve yem arasındaki pariteyi oluşturabilmekte. Bütün başkanlarımız sağ olsunlar onlar için koşturuyorlar, onlar için oluşturuyorlar. Hayırlısı olsun diyoruz toplantı. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Benim isim Tevfik Keskin, Türkiye Süt Üreticiler Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Burada bir istişare toplantısında bulunuyoruz. Burada birliklerimizin, sektörümüzün sorunlarını hep beraber tartışıyoruz. Peki bugün burada neler konuşuldu? Burada şu andaki öğlene kadar yaptığımız programı, protokol konuşmaları, birliğin, merkez birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdik. Ve öğleden sonra da Ziraat Tarım Market ve diğer firmaların sunumlarını yapacaklar. Ziraat Tarım Market bizim paydaşımız. Ziraat Tarım Market'te bir protokol imzaladık. Alt birliklerine hizmet sunmak amacında, girdi temininde bulunmak amacından. Burada nedir? Ziraat Tarım Market 40-50'ye yakın firmayla imzalamış olduğu anlaşmalarla bizim yaptığımız protokolde
bütün çiftçilerimize alet, ekipman larını hepsini bir anda 40-50 çeşit firmanın ekipmanını bir anda önümüze koyabiliyor. Efendim programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz izleyicilerimiz için? Şöyle söyleyeyim. Eski süt başkanlarından yönetim kurulunda görev yaptım. Şu anda Ziraat Tarım Market'te aktif olarak projelerinde bulunmaktayız. Peki bugünkü toplantıda neler konuşuldu? Belki biraz toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunmak istersiniz. Şimdi bu süt birliklerinin artık klişe olmuş, senede bir defa yaptığımız istişare toplantısı 2019'un yapılacak olan şeylerin istişaresi yapılmakta. Birlik başkanlarımıza bilgilendirilmekte, herkes bu bilgi çerçevesinde kırsala yaymaktadır. Peki süt birlikleri hakkında da biraz belki değerlendirmede bulunmak istersiniz. Süt birliklerimiz faal üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmakta. Ne kadar mücadelemizi kırsala inmeden burada konuşması çok kolay. Kırsala indiğimizde meşakkatli nasıl bir işle uğraştığımızı yani kamuoyu da bilir yani. Efendim Tarım Aktüel'e hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hasan İşler, Konya Meram Süt Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün üst birliğin, Tarım Market'in yapmış olduğu organizasyon için Antalya'dayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu güzel davetler için. İnşallah tarıma, hayvancılığa, toplumumuza faydalı olur diyorum. Ama ne yazık ki bugün tabii ki Konya'dan gelirken üretici adına çok iyi gelmiyoruz. Niye ki Konya'da tarımla, hayvancılık uğraşan kesim şu anda ciddi manada zarar etmektedir. Düşünün ki şahsım da dahil artık 10 litre, 15 litre altında kalan ineklerin hepsini kesime göndermek gibi bir mecburiyete kaldık. Yem fiyatlarının çok yüksek olduğundan tabii ki mecburiyettir bu artık günümüz çağında. Çünkü şöyle bir durum var. Süt, Konya'da bugün soğutulmuş süt 1635 lira. Sıcak olarak köylüden toplanan süt 1570 lira. Yemin çuvalı 80 bin lira. Bütün toplum şunu söylüyor. Diyor ki yem fiyatları çok yüksek. Artık bugün mazotun 6,5 lira olduğu bir dönemde tarlaya mısır ekiyorsan, buğday ekiyorsan, arpa ekiyorsan, arpayı ofise köylü 900 bin lira veriyorsa, bizim artık samanı 500 lira diyorsak bunu artık yanlış söylüyoruz. Mazotun 6,5 olduğu bir dönemde samanın 500 lira olmama gibi artık bir mecburiyeti yoktur. Biz toplum olarak, birlik başkanı olarak hep yemin pahalılığında muhat ediyoruz. Türkiye'de yem artık pahalı değil. Çünkü girdileri çok yüksek. Onun için bizim yapmamız gereken iş toplum olarak yemin fiyatı değil. Dışarıdan gelen ithal bunca dolarlarla getirdiğimiz hayvan ithalatının artık durması gerekiyor. Türkiye'de hayvan var, çok var. Bugün Konya'da Et Balık Kurumu sırasıyla hayvanları sıraya koyup köylünün hayvanlarını kesiyor. Tabii ki iyi bir uygulama. Ben buradan Kırmızı Et Üreticiler Birliği'ne teşekkür ediyorum. Adam çabaladı, Konya'da bir yığılmanın önüne geçerek et balık kombinatı olarak malları kestiriyor. Güzel bir uygulama yaptı. Buradan Nazif Başkan'a teşekkür ediyorum. Ama sadece bu değildir. Biz artık toplum olarak, üretici olarak Konya, Türkiye'nin her bölgesine hayvan kesen, et gönderen bir yerdir. Ama bugün inekler artık 20 bin lira kesiliyor. Düşünün ki biz bir düve ithal ediyoruz, 13 bin lira para ödüyoruz. Ama bunu kesime gönderdiğimiz vakit bu 3 bin lira falan tutmuyor. Artık toplum olarak, hükümet olarak gerçekleri görmemiz gerekiyor. Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak artık bunun tamamıyla durması gerekiyor. Türk
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 2018 yılı istişare toplantısı Ziraat Tarım Market İşbirliği ile yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Sizler için keyifli sohbetlerimiz de devam ediyor. Tarım Aktüel'de tüm hızıyla renkli röportajları ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sizlere de hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Konya Tarım Sanayi Tarım Makineleri Genel Müdürü Şaban Büyükeken. Konya'da üretim yapmaktayız. Özellikle toprak hazırlama, araç yapma makineleri ve bu yılda bünyemize katacağımız üretimde damlama, serme ve toplama makineleri üzerine üretim yapmaktayız. Türkiye'de ve dünyada 30 santimden 120 santime kadar toprak üzeri ekilen bütün ürünlerin araç yapma makinelerine gübreli gübresiz, karıklı karıksız, opsiyonlu şekilde üretim yapan bir firmayız. Peki şimdi burada iki gündür toplantılar oluyor. Biraz değerlendirme almak isterim sizden. Neler konuşuldu içeride? Siz içerideki konuşmalarla ilgili neler düşünürsünüz? Onlardan biraz bahsedelim istiyorum. Biz de buraya katıldık. Burada özellikle Türkiye'nin birçok noktasına gelen Ziraat Odası Başkanlarıyla tanıştık. Ziraat Tarım Hareketi'nin projeleri ve durumu hakkında bilgi edindik. Bölgede satılan ve satılacak olan yeni üretim yapılan ürünler için bölgelere daha nasıl iyi hizmet edebiliriz, bu konuları konuştuk. Öncelikle Türkiye tarımında yön verecek kuruluşlarının birisi de Ziraat Odaları, bunu biliyoruz. Çünkü adı üstünde çiftçinin toplanma noktası olan bir yer. Bu noktada Ziraat Odaları'na Türkiye genelinde büyük bir iş düşmekte. Ben her zaman şunu diyorum, tarım market şeklindeki uygulamaların Ziraat Odaları bünyesinde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çiftçinin bir ayağının Ziraat Odaları olduğu için çiftçinin özellikle tedarik noktasında olması gerektiğini düşünerekten biz de Ziraat Tarım Market'e ürünlerimize destek veriyoruz. Çünkü Ziraat Tarım Market'in hedefindeki müşteri portföylerinin birisi de Ziraat Odaları. Bunu profesyonel şekilde biz de gerekli şekilde destekliyoruz. Şimdi oturumlarda çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi. Sizce verimli oldu mu bu konuşmalar? Özellikle ben işin siyaset bir kenara ama tabii damızlık birlikleri birçok başkanları ve üyeleri burada. Önemli olan bu toplantıların, yapılan toplantıların ilgili kesimlere daha verimli, daha işlevli olması gerektiğini düşünüyorum. Katılım konusunda katılım fena değil ama şu var, özellikle merkezin bir gayret ve çabası olduğunu gördüm. Ve bu gayret çabaya da Türkiye genelindeki damızlık birliklerinin destek vermesi konusunda tavsiyede bulunuyorum. Çünkü önemli olan yukarıdaki merkezin otoritenin yürüme şekli ne kadar iyi olursa alt tabakaya, alt yürüme kollarına bu kadar daha etkin olacağını düşünüyorum. Biz de bu konuda tabii ki tarım ve hayvancılık iç içe olduğu için biz özellikle tarım ve hayvancılığın içe geçtiği noktalarda bugün bir mısır üreticisinin geçtiği yolda toprak hazırlama olsun, bir araç yapma makinesi olsun, mısır üretildiği zaman kesinlikle özellikle endüstriyle gittiği kadar da hayvancılığa kullanılmakta. Bizim demek ki bizim ürettiğimiz sektörde hayvancılığa da hitap eden bir sektör. Bu konuda biz elimizden gelen firma olarak gayreti sarf etme noktasına kararlıyız. Şu bir gerçek, Türkiye'de üreten bir ülkeyiz. Yani tarım ülkesi diyoruz ama burada önemli olan bu işleri yaparken, tarım ve hayvancılığı yaparken daha bilinçli, daha okunaklı, daha profesyonel bir şekilde yapmalıyız ki kesinlikle üreticinin emeğinin göz ardı edilmemek, emeğin hiçbir şekilde çöpe atılmaması gerekiyor. Netice itibariyle ben de bir çift çocuğum. Topraktan ve hayvancılıktan nasıl zor kazanıldığını, nasıl zor şartlarda kazanıldığını çok iyi biliyoruz. Bu konuda bize firma olarak hem üretimde hem de uygulamalar noktasında arazilerde, tarım sahalarında bu konularda çiftçi dostlarımıza gerekli teknik desteği sağlamak zorundayız. Türkiye'de amacımız şu, iş gücünün daha az kullanılıp makinalaşmanın daha yoğun olmasını destekliyoruz. Ve bu konuda da biz marka olarak, firma olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Şimdi ben de bir çiftçi çocuğuyum dediniz. Evet. Bir yandan da firma olarak da elimizden geleni yapıyoruz dediniz. Ben biraz Türkiye'deki tarım ve hayvancılığı sormak istiyorum size. Biraz değerlendirme yapalım isterseniz. Şu anda durum nedir? Nasıl gidiyor? Çiftçinin sıkıntıları var mı? Varsa ne gibi çözümler üretilebilir? Çiftçinin sıkıntısı şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman bitmez. Çünkü toprakla haşır neşir olan insan her zaman emekçidir, her zaman daima iyi şeyler yapmanın mücadelesini ister. Dünyada böyledir. Yani çünkü hayvancılık noktasında şu var, Avrupa'da birçok tesisleri geçmişte gezdik, dolaştık. Türkiye'de birçok tesisleri var ama şu var, hayvancılığın özellikle
koşullandırılma konusunda, yönetim konusunda çok iyi bir irdelenip ele alınması lazım. Özellikle çiftliklerin yönetimleri konusunda, özellikle Tarım Bakanlığı'nın bu çiftlikleri denetim konusunda çok iyi bir şekilde takip altına alması lazım. Çünkü bakıyorsunuz bir çiftlik kurmuş, 10 yıl sonra bakıyorsunuz o çiftlik batmış. Bunun nedenleri, bu çiftliğin bir noktaya geldikten sonraki bir anda silinmesinin nedenlerini özellikle hayvancılık noktasında iyi araştırması gerekiyor. Tarım noktasında şöyle bir şey var. Ben yaklaşık 14 yıldır sanayiciyim. Yalnız 9 yıldır tarım makine ve traktörünle iç içeyim. Özellikle geçmişte üretim konusunda Türkiye'mizin acı gerçekleri var. Yani birçok iyi noktaya gelmiş markaların işte ailevi sebeplerden dolayı, mali sebeplerden dolayı veya siyasi sebeplerden dolayı kapanmaları söz konusu olmuş. Ben o zaman şunu söylüyorum. Türkiye'de özellikle Sanayi Bakanlığımızdan, Tarım Bakanlığımızdan talebimiz marka zihniyetinin ön plana çıkarıp daha iyi markalaşma nasıl olunur? Bu konuda bizlere marka zihniyetiyle yürüyen firmalara destek vermelerini talep ediyorum. Çünkü özellikle Türkiye geneline baktığımızda hayvancılık ve tarımsal noktada 100 yılı aşan, üretim noktasında 100 yılı aşan bir şirketimiz yok. 50 yılı aşan şirketimiz çok nadir. Geriye baktığımızda bir Avrupa firmalarının geçmişine baktığınızda özellikle 100 yılın üzerinde üretim yapan firmalar. Benim özellikle şunu söylüyorum. Bu konuda takıntılı olduğum bir nokta var. Bu konularını araştırıp acaba bir firma 100 yıl, 150 yıl bu noktaya nasıl gelmiş? Bundan irdelenip tekrar Türkiye'de üretim konusunda, özellikle tarım makine konusunda bizim Konya bir üs. Otomotiv yedek parça sanayi konusunda bir üs. Bu işte Bursa olsun, Konya olsun, İzmir olsun. Buradaki üreticilerin, markalaşma zihniyetine olan üreticilerin desteklenip iyi bir noktaya gitmesi için devletin o konuda gerekli desteği sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Sizin firma olarak böyle bir desteğiniz oluyor mu çiftçilere, herhangi bir desteğiniz, yardımınız, hibeniz bir şeyler? Hibe konusunda değil ama şu var, ödemeler konusunda biz özellikle çiftçiyi şu noktada yönlendiriyoruz. Ben traktör sektöründen geldiğim için çiftçilere ilk önce bizim katkımız alacağı ürünün doğru ürün olması konusunda katkımız oluyor. Çünkü neçede para kolay kazanmıyor. Alınacak ürünün daha uzun vadeli, daha uzun zaman kullanacak şekilde bir ürün almasını tavsiye ediyoruz. Buradaki amacımız şu, çiftçi devamlı tarım aletine, devamlı traktörcüye, devamlı ilaççıya, devamlı gübreciye çalışmasın. Amacımız şu, uzun vadeli ürünler ve o uzun vadeli kullanım. Buradaki dönüşüm de şu, eğer biz burada çiftçiye uzun vadeli ürünler ve doğru ürünü sattığımız zaman çiftçinin dönüşü yok noktası yine biz oluyoruz. Çünkü doğru ürünü verdiğiniz zaman her zaman doğru noktada olduğunuz bellidir. Kısa vadeli ürünü verdiğiniz zaman o müşteriyi kaybetme olanınız daha çabuk oluyor. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Bursa ili Yenişehir İznik ilçeleri Süt Üretici Birlik Başkanıyım. Bu toplantıya da Merkez Birliğimizin yıl sonu değerlendirme toplantısı ve ziraat tarımın da destek olduğu bu toplantıya katıldık. Hem birliklerimizin yeni kanunlarıyla ilgili bakanlığımızın açıklamış olduğu bu yeni bilgileri öğrendik ve bu manayla da Tarım Market'in düzenlemiş olduğu toplantıya katıldık ve bu konuyla ilgili de bilgi aldık. Çünkü biz de bu konuyla ilgili bu Tarım Market'in ilçemizde yani birlik olarak şubesini gibi açma düşüncemiz vardı ama detaylı bilgimiz yoktu. Bu konuyla ilgili de bu toplantıda bilgi almış olduk. Bu konudan da çok memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şimdi öncelikle şundan biraz bahsedelim istiyorum. Ziraat Tarım Market'i nasıl buluyorsunuz? Uygulamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Belki biraz değerlendirmek istersiniz. Şimdi biz bunu duyduğumuz zaman 2-3 ay önce ama detaylı bilgimiz yoktu. Sizin bu toplantıya gelmemizdeki amaçlardan biri de bu konunun detaylı bilgi almaktı. Şimdi yönetim kurulumuzla geldik, bilgileri aldık. İlçemize döndüğümüz zaman bu konuyla ilgili yönetim kurulu kararımızı verip gerekirse bu marketin Konya'daki yerini gelip ziyaret edip daha detaylı bilgi alarak biz de bu konuyla ilgili ilçemizde bu anlaşmayı yapmak istiyoruz. Bu son dönemde Türkiye'de süt fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Biraz değerlendirelim istiyorum. Ondan da bahsedelim istiyorum. Nasıl gidiyor? Üretici halinden memnun mu? Muhakkak siz istişare ediyorsunuzdur üreticiyle.
Şimdi hayvancılığın durumu özellikle son bir yıldır meydanda pek iyi diyemeyiz. Ama sıkıntımız şu, yani süt fiyatını ne kadar arttırırsan arttır, bunun karşılığı olan yem çok yükselmekte. Özellikle doların yükselmesiyle birlikte bakanlığımızın da enflasyonu yükseltmemek adına sütleri fiyatını Ulusal Süt Konseyi'de aynı sabit tutması, ama doların da yükselmesiyle birlikte yem firmaları aşırı derece yem fiyatlarını yükseltti. Ben hep bunu üreticiye söylüyorum. Ya harman zamanı alınan buğday, biliyorsunuz yemin ham maddesi buğdaydır. En pahalı buğday, yemlik alınan buğday 800 lira. Üreticiden alındı. 800 liraya alınan bir çuvalın 50 kilo yemin maliyeti 40 liradır. Bu en kaliteli yem buydayken bunun yanına mermer tuzu fiyatı daha düşük. Kepek katılıyor, bundan daha düşük. Daha düşük maddeler katılarak bunun fiyatı 35 lira gibi bir rakama düşüyor. Ama şu anda piyasaya baktığımız zaman yem çuvalları en kötü yem fiyatı 70, en kaliteli yem fiyatı da 22 protein. Mesela 22 protein 105 bin liraya kadar satılıyor. Aşırı derecede burada yem firmaları para kazanmakta. Bunun önüne geçilmezse süt fiyatını ne kadar arttırırsak arttırılsın. Çünkü karşılığında yem fiyatı daha bize zam, süt fiyatı zam yansımadan, adı süte zam gelecekmiş de adı kokusu yayılırken yem fiyatı alıp bitip başını. Devletin bu yem fiyatına müdahale etmesi lazım. Çünkü 40 bin liraya alınan bir buğday, yani 50 kiloluk bir yem, %5 vergi girsin, %5 nakliye bedeli girsin, %10'da kar payı girsin, 60 bin liraya bilemedin en fazla 60 bin lira civarında olması lazım, ama 90 bin lira, 80 bin lira aşırı derecede bir para kazanılmakta. Bunun önüne geçilmesi lazım. Aksi takdirde yani yemciler yüzünden hayvancılık yok olacak. Sevgili izleyenler, Tarım Aktüel tüm hızıyla devam ediyor. Renkli sohbetlerimiz, keyifli röportajlarımızla ekranlarınızdayız. Efendim Tarım Aktüel'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Ali İhsan Gezgin. Genel Merkez Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda Milas Süt Birliği Başkanıyım. Görevimizi 10 yıldan beri Süt Birliği Başkanı olarak yönetmekteyiz, idare etmekteyiz. İşte bu başarının ardından genel merkezde görev verildi. O görevimizi en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz. Kolay gelsin diyelim. Efendim şimdi burada çeşitli oturumlar gerçekleştirildi, çeşitli konuşmalar yapıldı. Öncelikle bunlar hedeflerine ulaştı mı, biraz değerlendirelim istiyorum. Tabii ki, tabii ki, yani hedeflerine ulaştı. Ulaşmasına da tabii bunların bütün çözüm odaklı mı, çözümü belki ulaşmayabilir ama gerekli mercilere, sorunlarımız, alt birliklerin sorunları bize, bizim işte bakanlıkla olan diyaloglarımızı ilettik. Bunun sonucunda mutlaka bir çözüm odaklı sonuç çıkacaktır. Biz buradaki zaten toplantı sebebimiz işte 2018 yılında istişare toplantısı. Birliklerimizin sorunlarını dile getirmek, bizde olan işte sorunları varsa ya da bakanlığımızda iletemedikleri sorunları varsa bunları aldık. Bakanlığımızın sağ olsun yetkilileri buradaydı, daire başkanımız, genel müdürümüz. Bunları birebir işte ikili diyaloglarla kendi sorunlarını alt birliklerimiz, başkanlarımız ilettiler. Sorunlarla ilgili çeşitli çözümler de oluşturuldu mu içeride? Tabii, en son toplantıda bugün işte ikili diyalog halinde bakanlık yetkilileriyle başkanlar arasında bazı sorunlarımız, işte destekleme gibi, modelleri gibi, bunlarla ilgili sonuç odaklı konuşmalar çıktı. İnşallah ileriki günlerde bakanlık temsilcilerimiz yapılan kararname veya tebliğlerde bunların olumlu faydalarını göreceğiz. Şimdi biraz şundan da bahsedelim istiyorum. Ziraat Tarım Market'in uygulamalarından bahsedelim istiyorum. Nasıl buluyorsunuz yaptıkları çalışmaları, neler düşünüyorsunuz? Biraz değerlendirelim isterseniz. Ziraat Tarım Market'in yaptığı işin doğru olduğunu. Çünkü toplu alım gücünü kullanmak lazım. Yani bir makineye, ben bir makine alacağım ya da bir satın aldığım tek sandalye diye örnek vereyim. Pazarlık ettiğinde ya fiyat bellidir, 10 liradır, 10 liradan gidersin. Ama ben 100 sandalye alacağım ya da 100 makine alacağım dediğin zaman toplu alımın gücü kullanırsın ve daha ucuz alırsın. Bunu da Ziraat Tarım Market'le üreticilerimize daha uygun şekilde sunma imkanımız doğuyor. Onun için iyi bir çalışma, onların yaptığı sözleşmelerle bizim üreticilerimiz daha iyi faydalanacağını düşünüyorum.
Peki Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 2018 yılı yıl sonu istişare toplantısı dedik. Bu toplantıyla alakalı şimdi Türkiye'de süt fiyatları ve üreticinin durumu nedir? Biraz değerlendirelim, biraz konuşalım istiyorum. Neler düşünüyorsunuz? Üreticinin durumu zor durumda. Biz de bir üreticiyiz. Sabah akşam hayvanımızı bakıyoruz, çiftliğimizdeyiz. Yaşadığımız sorunlar zaten bizim yaşadığımız sorunlar, üreticinin sorunları. Kendimizin sorunları bizim. Zor durumdayız. Yani bu şartlarda hayvancılığın daha ileri gideceğini düşünmüyorum. Çünkü bir üç partisini tutturma imkanımız yok. Süt fiyatları çok aşağıda kaldı. Tabii ki bu en son yaşanan ekonomik krizden dolayı da bir parti açıklığı var. Bakanımızla gittik, konuştuğumuzda onların da bunun farkında olduğunu, en kısa zamanda bu çalışmaları yapılıp bunun düzeltileceğini, gerekirse destekleme modelini değiştirme dediğimiz bu modelle de üreticimizin destekleneceği sözünü verdiler bize, sağ olsunlar. Biz umutluyuz, çok da kendimizi şey yapmıyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz küçük aile çiftçiliği yapan üreticileriz ve bizim örgütümüz süt birlikleri küçük aile çiftçiliği yapan üreticilere temsil ettiği için biz hayvanımızı kendimiz bakıyoruz. Yemimizi, kaba yemimizi kendimiz üretiyoruz. Biz ayakta kalırız. Biz daha büyük sanayi üretimi yapan çiftlikler gibi değiliz. Biz ayakta kalmaya ve Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Ama tabii ki bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Sevgili izleyenler, Tarım Aktüel ekibi bu hafta Alanya'daydı. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 2018 yılı istişare toplantısı Ziraat Tarım Market İşbirliği ile yapıldı. Keyifli sohbetlerle yine karşınızda olduk. Haftaya tekrar yeni bir bölümle görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.